أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet arkadaşlar, Kevser suresine geldik. Kevser suresi. Bundan önce Maun suresini görmüştük. Şimdiki dersimizde inşallah Kevser, bakın okuyalım. Suratül Kevser, Peltekse ile okuyacağız. Kevser, gördünüz Peltekse. Hemen başlayalım, okuyuşu nasıl oluyor? Önce Besmele'yi okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna bundan önceki dersimizde meddi muttasılı görmüştük. Demişti ki Kevser suresinde de meddi munfasıl var. Şimdi bunu izah edeceğim. Buraya dikkat edin. Evet, sebeb-i med öğrenmiştik. Sebeb-i med. Sebeb-i med neydi? Uzatmaya sebep olan şey, iki taneydi o. Yani bir eliften daha fazla uzatmaya sebep olan şey neyse o sebebi met oluyordu. O da birincisi neydi? Hemze. İkincisi sükun. Biz hemze üzerinden gidiyoruz. İlk önce şu kısmını göreceğiz. Yani ne şekilde oluyordu? Hemen bir tekrar etmiş olalım. Yani sebebi met ne zaman gelirse uzattırıyordu. Harf-i metlerimiz vardı, onu biliyorsunuz. Tekrar edelim, harf-i met, vav, ya, elif idi. Onlar harf-i met geldiklerinde kendilerinden sonra hemze gelirse demiştik, o zaman ya metti muttasıl olur, burada olduğu gibi yura-ün derken nasıl ra'yı çektik, veyahut da metti munfasıl olur demiştik. Şimdi metti munfasıl nasıl olmuş, ona bakacağız. Şimdi bu Kevser suresinin ilk ayetinde şöyle yazarsak. Şimdi burada ne var? Nun harfimizi çeken elif var harf-i metten. İnne, inne, hem tuttuk şedde. İnne. Ondan sonra bir kelime daha geldi. Bu inne bir kelime. Ondan sonra başka bir kelime geliyor ama o kelimenin ilk harfi hemze. İlk harfi neymiş? Hemze. Bizim aradığımız zaten bu. Şöyle yazayım, siz de görün. Şimdi bakın harf-i metten elif gelmiş burada. Sebeb-i metten de ne gelmiş? Hemze. Hemzemiz bu şu. Hem de bu hemzemiz dik şekilde gelmiş. Ne demiştik hemze? Hemze ya böyle dik şekilde olur veya kırık olur. Kırık hemze geldiği yerlerde burada olduğu gibi ekseriyetle ne oluyor? Metti muttasıl. Metti muttasılın özelliği bir kelimenin içinde olmasıydı dedik. Şimdi bunlar birbirinden ayrı kelimeler. Şu inna ile e'dayna birbirinden ayrı ayrı kelimeler. Onun için bunun ismi ne olacak? Bunun ismi meddi. Yazalım buraya munfasıl. Kelime olarak ayrı demek. Munfasıl birbirinden ayrı. Onun için bunun ismi neymiş? Metti munfasıl. Bunu da nasıl uzatıyoruz? Böyle dört elif uzatıyoruz. Şimdi okurken inna a'dayna diye okuyacağız. Herhalde anlaşılmıştır. Şunu anlayacağız. Harfi metten biri bulunup
Bulunmuş mu? Bulunmuş. Burada da Elif bulunmuş. Burada da Elif bulunmuş. Sebebi metten hemze gelirse. Gelmiş hemze. Harekeli Elif'imiz. Hem de dik gelmiş. Yani biz ayrı ayrı kelime olduklarını şimdi anlayamayız. Arapça bilmediğimiz için. Nereden anlayacağız? Eğer dik gelirse anlayalım ki bunlar ayrı ayrı kelimedir. Onun için ne olmuştur burada? Metti munfasıl. Ya ne farkı var? Hani adını munfasıl değil de muttasıl koysak. İsmi bir şey değiştirir mi? Şu var. Metti muttasılın göreceksiniz ileride. Bunun metti vaciptir. Şuraya yazalım. Karışmasın. Bu neymiş? Vacip. Yani bunu uzatmak vacip. Bununkisi caiz. Bu caiz, bu vacip. Çünkü kıraat imamlarımız var demiştik, değil mi? Kıraat imamlarımız bu konuda ittifak etmişler yani. Bunu böyle okumuşlar. Biz de onlardan öğrendiğimiz için böyle okuyoruz. Dolayısıyla arasında bir fark var. Bu farklılık neymiş? Birinin metni vacip. Şuraya yazalım metni. Yani uzatması demek. Yani bunu uzatmak vacip. Bununki caiz. Aralarında böyle bir farklılık var. Onun için metti muttasılla metti munfasıl bu şekilde tecvid ilminde geçiyor. Şimdi aktarmış olduk. Fakat bu yeri geldiği zaman ben size göstereceğim. Diyeceğim ki bakın buradaki hemze dik gelmiş, metti munfasıl olmuş. Kırık gelmiş, bir kelime de olmuş, metti muttasıl olmuş gibi. Böyle her yeri geldiğinde böyle tekrar ede ede bunu kavrayacaksınız. Şimdi belki size biraz karışık gibi gelebilir ama hiçbir karışıklığı yok. Sadece bizim burada bilmemiz gereken harfi metten biri geldiğinde hemen ondan sonraki gelen harfe bakacağız. Eğer ki sebebi metten bir şey gelirse yani özellikle hemzeyi görürsek o zaman ya munfasıldır ya muttasıldır metti. O uzatacağız yani. Zaten üzerinde üzerinde şöyle bir işaret göreceksiniz. Oradan uzatacaksınız. Fakat tecvid ilmi öğrendiğiniz için burada ne olmuş onu kavramış olduk. Bir daha okuyalım. Şeddede tutuyoruz ve bu N harfi, Nun harfi uzatıyoruz. İnna e'daynake. Bakın burada K zamiri var. Bu K'yi buradaki lama bağlayacağız. Bir daha okuyorum. İnna e'daynake'l kevser. Ser. Buradaki peltekse. Buna dikkat edeceğiz. Bu ayetleri geçerken bir kardeşimiz dedi ki hocam dedi bu geçiş yaparken dedi bu harfleri nasıl okuyacağız? Geçiş yaparken şayet biz geçiyorsak burayı diyelim ki teravih namazı kıldırıyoruz. İnşallah o günleri de görürüz. Buradan geçerken bu harekeyi rezimleyerek geçemeyiz. Bu her ayetin veyahut da durulacak yerin durmuyorsak harekesini vererek öyle devam etmemiz lazım. Bir okuyalım öyle nasıl geçilir. İnna e'daynake'l kevsera fesalli li rabbike venhar. Burada her halükarda duracağız. Çünkü zaten cezimli. Demek ki geçiş yaparken harekeyi vereceğiz. Burada burayı sükunla yani cezimleyerek geçemeyiz. Devam edelim. Burada önemli olan neymiş? Bizim daha önce bildiğimiz gibi değilmiş, değil mi? Yani biz nasıl okuyorduk? Diyelim ki Kur'an-ı Kerim bilmeyenler nasıl okuyordu? İnne ataynâ. Öyle bir şey yok. Bakın önce ne var? Hemze var. Sonra ayına bağlayacağız. E'daynâ. İnna e'daynake'l kevser. Devam ediyorum. Fesalli li rabbike venhar. Bir daha okuyayım. Fesalli li rabbike. Dikkatli okuyalım.
Fesalli li rabbike venhar. Devam ediyoruz. İnne. Burası uzatma yok burada. Başta uzatma vardı ama burada dikkat, uzatma yok. İnne şani'eke huvel ebter. Öyle okuyacağız. Bir daha okuyalım. İnne şani'eke şani'eke huvel ebter. Galgale yapıyoruz burada. Galgale harflerinden de B harfimiz. Burada galgale yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hüvel ebter. Hüvel ebter. Bu mübarek sure Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden, hatta en kısası. Görüyorsunuz 3 ayet okuduk. Ama manası çok geniş. İnşallah manası ve tefsiri üzerinde duracağız. Ve bundan sonra Kafirun suresiyle devam edeceğiz inşallah. Allah-u Teala Hazretleri günbe gün ilerlememizi nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.